Hepinize merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu hafta ben çok mutluyum çünkü bu hafta 1000 aboneyi geçtik. Daha nice binler diyorum. Kanalımı bulup, sevip, izleyip, takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu anda benzer şeylere ilgi duyan güzel bir grup olduk. Bu arada beni ilk defa görüyorsanız ben Ekin, Avrupa'da eğitim, yaşam ve dili öğrenmekle ilgili videolar çekiyorum. Ama İspanya'ya ve İspanyolca'ya ayrı bir ilgim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi konumuza geçelim arkadaşlar. İspanya çok güzel bir ülke. Bugüne kadar gitmiş ve beğenmiş hiç kimseyi duymadım. Eğer birisi bir şehrini sevmiyorsa başka bir şehrini mutlaka seviyor. Peki İspanya bu kadar güzel bir ülke ise neden ülkemizden daha fazla kişi oraya okumaya ya da çalışmaya gitmiyor ya da gidemiyor? Bugün birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi İspanya iyi hoş. Barcelona playlistinde de İspanya'yı övdüğüm güzel videolar bulabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Mesela siz yüksek lisans yapacaksınız İspanya'da. Okullar paralı. Yani mesela Almanya üstünden karşılaştım. Çünkü en klasik örnek ve hani Türklerin de en çok tercih ettiği yer Almanya olduğu için sebebi de yani Almanya'da fiyatlar çok düşük bildiğiniz gibi ama maalesef İspanya'da böyle bir şey yok. Mesela siz bölümleri araştırırken genel olarak bir bilgilendirme sayfası oluyor. O bilgilendirme sayfasında kredi başına fiyatı görebilirsiniz. Burada Avrupa Birliği'ne üye ve Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerden gelen insanlar için fiyatlar da belirtilmiş durumda. Benim master'ım mesela ekonomi ve işletme üzerineydi. Bir senelik bir master yaptım ve totalde 5000 euroya yakın bir fiyat ortaya çıkmıştı. Genel olarak İspanya'da gitmeyi düşündüğüm okullara baktığımda ben fiyat olarak en uygun olanını seçtim. O yüzden şunu söyleyebilirim ki yani İspanya'da bir master yapmayı düşünüyorsanız az çok bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Burada hani bölgeden bölgeye bazı fiyat farklılıkları olabilir ama belli bir para vermeniz gerekiyor. Şimdi burada şunu sorabilirsiniz tabii ki hani burs olanakları nelerdir diye. Ben mesela kendi bölümümle mailleşiyordum. İşte dedim ki benim güzel bir transkriptim var. Hani bir burs olanağınız varsa onunla ilgili işte bir sınav mı oluyor ya da işte bir başvuru mu var? Öyle bir şeye başvurmak isterim falan diye bir mail atmıştım. Onlar da bana dediler ki hani bizim bölümümüz için böyle bir burs geçerli değil. Ama işte dediler ki genellikle ikinci dönem çoğu öğrencimiz staj yapıyor falan dediler. Ama maalesef benim tam o ikinci dönem olayları başladığı zaman da Covid patladı. O yüzden yani zaten bütün ülke bir anda bir ne olduğunu şaşırdı falan, bir çöktü falan kendi çapında. O yüzden öyle şeyler yapamadım. Bazı burslarla ilgili web siteler buldum. Yani burslar olduğu yazıyor ama böyle pek anlaşılır gelmedi bana açıkçası. İşinize yarayabilir belki diye koyuyorum. Ben kendim burstan yararlanmadım İspanya'ya gittiğimde. Çünkü açıkçası bulamadım. Ama hani yani burslar diye bir sayfa vardı mesela kendi okulumun web sitesinde. O yüzden sizinle de paylaşmak için aşağıya koyuyor olacağım. Bundan yani bahsetmek istedim. Genel olarak yüksek lisansta bir para ödemeniz gerekiyor. Bunun dışında mesela lisansları da kontrol ettim. Lisansta da belli bir para ödemeniz gerekiyor. O yüzden eğitim fiyatlarının ben İspanya'da okumaya bir engel olduğunu düşünüyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ikinci maddemize geldik. Mesela siz tamam o kadar parayı denkleştirdiniz. O kadar maddi gücünüz var. Bir okula gideceksiniz. Ve tabii ki paranızın karşılığını almak istersiniz. Güzel bir eğitim almak istersiniz değil mi? Ama maalesef şöyle bir şey var. Genel olarak üniversite sıralamalarına baktığınızda hani böyle uluslararası olan bütün dünyayı kapsayan uluslararası sıralamaya baktığınızda İspanya'da çok fazla okul üst sıralarda değil. Yani çok az okul var. Ben kendi gittiğim okulu yani Universitat Autonome de Barcelona'yı öneririm. Çünkü sıralamada hani güzel bir yeri vardı. Ben de zaten o yüzden seçmiştim. Bunun dışında çok iyi okullardan biri İspanya'da Pompeu Fabra var. Ama oradaki fiyatlar çok daha fazlaydı. Yani 18.000 falan vardı yani fiyat olarak. O yüzden öyle bir şeye başvurmadım. Ama Pompeu Fabra'ya başvururken bir burs seçeneği oluyor. Ve belli bir oranla burs alabilme imkanınız oluyor. Ve bunu başvururken belirtiyorsunuz. Okullara başvururken belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Her okulda olmasa da. Yani benim okulumda da vardı. Bu Pompeu Fabra'da da vardı. Başka başvurduğum okullarda da vardı. Mesela kendi okulumda 30 euro bir başvuru ücreti vardı. Ve bu iade edilmiyor. Ama Pompeu Fabra'da bildiğim kadarıyla 120 euro bir başvuru ücreti olmasına rağmen kabul olmazsa parayı iade edebiliyorlar. Yani refundable ya da non-refundable olarak belirtebilirler. Refundable ise size tekrar parayı geri verecekler demektir olmadığı takdirde. Genel olarak benim bildiğim okullar bu ikisi de Barcelona'daydı. Bunlar güzel okullar. Bunun dışında da bilinen ve çok eski okullar var İspanya'da. Hani sıralamada belki düşük olması kötü bir eğitim verdiğini de göstermeyebilir. Yani belli bir kesim var ki bu sıralamaların çok doğru olduğuna inanmıyor. Ama genel olarak şöyle bir şey var. O sıralamalarda adı üstte olan okulların tabii ki tanınırlığı fazla olmuş oluyor. Ve bu yüzden de hani bir yere mesela işe başvuruyorsunuz. Ha sen o okulda mısın falan diyor. Ve hani o tarz bir belki öne geçme durumunuz olabilir. Sonuç olarak eğer o listelere bakarsanız İspanya'nın üniversitelerinin çok fazla yukarılarda olmadığını ve genel olarak hani birkaç tane üniversite dışında daha aşağı sıralamalarda olduğunu görebilirsiniz. O yüzden bir planlama yapmadan önce bunları da göz önünde bulundurabilirsiniz diye düşünüyorum.
düşünüyorum. Geldik üçüncü maddeye. Herkes tarafından bilinen bir madde. İspanya'da işler çok yavaş işliyor. Mesela sırf hani okulla ilgili de olabilir bu. Hani okulun öğrenci işleriyle olan böyle mailleşmeler ya da işte bir belge olayları olabilir. Ya da mesela oturum kartı almaya çalıştığınızda falan da. Yani genel olarak böyle bürokratik işlerde ya da hani okulda bir öğrenci işleriyle bile işiniz olduğunda işlemlerin yavaş işlediğini göreceksiniz. Bu tabii ki yani yavaş işlemesi sizi birazcık sinir edebiliyor. Ben mesela bitirdim master'ı, bir diploma alacaktım. Diplomaya başvuruyorsunuz ve diploma başvurmanızın üstünden, yani diplomanın aslı, bildiğimiz o süslü olan güzel diploma 2 yıl sonra geliyor elinize. Bunun da sebebi işte Madrid'e gidiyormuş, orada bir imzalar oluyormuş, kral mı imza alıyormuş artık bilmiyorum. İşte neredeyse 2 yıllık bir süre veriyorlar size, yani o okuduğunuz bölümün bir diplomasını alabilmek için. Tabii ki size bir belge veriyorlar, geçici bir belge. A4 kağıtta böyle yazıyor işte bitirmiştir falan diye. Yani ama insan bir tatmin olmuyor. Hani o diplomayı görmek istiyor elinde. Yani 2 yıllık bir süre vermek buna birazcık fazla geliyor bana açıkçası. Bunun dışında İspanya ile ilgili en problemli şeylerden birisi oturum kartını almak. Siz normalde mesela başvuruyorsunuz öğrencilik için. Genel olarak o süreç güzel bir şekilde işliyor, yani Türkiye'den başvurduğunuzda buradaki konsolosluğa. Hani güzel bir şekilde veriyorlar randevunuzu ve 2 hafta içerisinde maksimum bir dönüş sağlıyorlar öğrenci vizesi için. Ve bana hani 2 hafta bile sürmedi. 3 günde mi ne böyle çıkmıştı. Dedim ooo çok güzelmiş ya, İspanya hiç uğraştırmadı falan. Daha öncesinden böyle çekten falan bazı problemlerim olmuştu benim. Dedim ki aa ne güzelmiş İspanya falan. Sonra bir oturum kartına başvurmanız gerekiyor gittiğinizde. Ve o randevuya arkadaşlar yer bulunmuyor. İspanya'ya öğrenci olarak gitmiş insanların hepsi bunu yaşamıştır. Oradan o günü almaya çalışmak o kadar zor ki. Sabahları erken kalkıyorsunuz, akşam, öğlen sürekli deniyorsunuz. Ve böyle insanlara soruyorsunuz sen nasıl yaptın, sen nasıl yaptın falan. O günü almak o kadar zor ki yani inanamazsınız. Ve hani bazı insanlar bunun için ajans kullanıyor. Yani onların yerine para veriyorsun birine ve senin yerine gün alıyor falan. Böyle şeyler vardı. Ben tabii ki dedim ki o parayı vermem yani. Çünkü hani niye öyle bir şeye para veresin? Sadece bir gün alınması için azmettim, bir şekilde aldım. Orada da hani şöyle bitiyor duymuştum, ben bir Facebook grubuna yazmıştım. Şey demişlerdi işte ne kadara kadar geçerli olduğunun tarihini girmeniz gerekiyor ama o zorunlu kısım değil. Yani yıldız yok yanında. O yüzden o tarihi girmeyin dediler ve hani o zaman basınca oluyor falan demişlerdi. Artık denk mi geldi yoksa gerçekten öyle bir şey var mı bilmiyorum. Ama işte o tarihe girmediğim denemelerin birinde gerçekten almıştım. Bu da yani çok büyük bir problem mi? Hani insan sırf bunun için gitmekten vazgeçer mi bilmiyorum. Ama böyle şeyler de birazcık dediğim gibi canınızı sıkabiliyor. Şimdi geldik başka bir noktaya. İspanya'da iş bulmak büyük bir problem maalesef. İşsizlik oranı çok fazla ve sizin bir Türk olarak orada iş bulmanız çok zor oluyor maalesef. Yani bununla ilgili çok böyle farklı prosedürler var. Çok fazla şey araştırmanız gerekiyor. Öncelikle şirketin sizin için sponsor olması gerekiyor ama burada da bazı gereklilikler var. Yani genel olarak şirketler İspanya'dan olmasa bile Avrupa Birliği'nden gelen bir insanı işe almayı tercih ediyorlar. Çünkü Avrupa Birliği dışından geliyorsanız sizin için sponsor olmaları gerekiyor. Bazı işte belgeler doldurmaları gerekiyor. Bir şeyler yapmaları gerekiyor. Ve mesela kalifiye eleman vizesine başvurursanız onun bir sınırı var. Brüt 40 bin euro almanız gerekiyor. Eğer böyle daha giriş seviyesi bir işteyseniz ya da işte daha müdür seviyesindeyseniz 50 bin euro en az bir para almanız gerekiyor brüt yıllık. Ve bu hani genel olarak İspanya'da maaşlara baktığınızda asgari ücretin çok üstünde bir fiyat. Hani o yüzden böyle bir yer bulmanız gerekiyor. Bunun dışında eğer İspanya'da 3 sene okuduysanız birazcık daha işler kolaylaşabiliyor. Yani bunun detaylarına çok fazla bu videoda girmeyeceğim. Ama genel olarak İspanya'da iş bulmak çok zor arkadaşlar. Bazı insanlar mesela okurken bir staj yapıyorlar ve stajdan sonrasında bir teklif geliyor. Ama o teklifin gelmesi de çok kesin değil. Eğitiminiz bittiyse ve vizeniz de bitecekse bir senelik bir iş arama vizesi verebiliyorlar size. Ama bu da hani şöyle bir şey oluyor. Sonuçta hani paranız yok. Yani işiniz yok. O zaman ne yapıyorsunuz? Hani bir sene hem orada işte belki iş arayacaksınız, orada yaşayacaksınız, orada bir masrafınız olacak ve sonrasında belki de iş bulamayacaksınız. Böyle bir problemi olabiliyor. Birazcık zor arkadaşlar İspanya'da iş bulmak. Ama bu hani sizi yıldırsın diye söylemiyorum. Yani sonuç olarak bulan da bir şekilde buluyor. Yani burada bence yılmamak ve birazcık da şanssızın açık olması önemli bir şey. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü ben işlerin bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum gitmeden önce. Bir şeyleri kafanızda hayal ediyorsunuz, bir şeyleri yapmak istiyorsunuz. Ama hani burada
konuda da birazcık gerçekçi olmak ve sizin nelerin beklediğini bilmek önemli diye düşünüyorum. O yüzden bunları sizinle paylaşmak istedim. Genel olarak okumak ya da işte çalışmak deyince İspanya'da benim aklıma bu negatif yönler geliyor. Biliyorum böyle negatif konuştuğum bir video oldu ve genellikle böyle bir video yapmayı sevmem. Ama işte İspanya'ya gitmek istiyorsanız sizi neler bekliyor bunlardan bahsetmek istedim. Sizin başka sorularınız varsa lütfen aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bunun dışında da bana Instagram'dan ekin.bakar adresinden ulaşabilirsiniz. Oradan da bana yazan herkesin sorularını cevaplıyorum ve oradan da insanlarla tanışmış oluyorum. Beni de bu çok mutlu ediyor. O yüzden yani hiç çekinmeyin. Aşağıdan da yorumlardan da yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan kanalıma abone olup zile basıp bildirimleri açmayı ve karşınıza bu tarz videolar çıksın isterseniz de bir beğeni koymayı lütfen unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.